Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu hangi davranış? Geçenlerde iş hayatına yeni atılmış bir arkadaşımızla sohbet ediyorum. Firmadan şikayet etti, yöneticisinden şikayet etti, birlikte çalıştığı insanlardan şikayet etti, sistemden şikayet etti, bilgisayarından şikayet etti, kapıdaki güvenlik görevlisinden şikayet etti, her şeyden şikayet etti. Kendisine bir şey sordum. Farkında mısın dedim. Kendin dışında herkese bir suç buldun. Peki sana bir soru. Kendinle ilgili niye hiçbir şikayetin yok? Yani sende her şey harika da senin dışında geri kalan her şeyden mi şikayetçisin? Arkadaşlar, kaybeden insanlar sürekli etrafı ile ilgili şikayet ederler. Sürekli mızmızlanırlar. Sürekli sızlanırlar. Tabii ki etraftan şikayet edebiliriz. Bu normal. Ama kendiniz dışında sürekli etraftaki insanlardan, etraftaki olaylardan, etraftaki durumlardan şikayet ediyorsanız bilin ki bir kaybeden olma yolunda gidiyorsunuz. Peki kazananlar ne yapar? Kazananlar kontrolü eline alır. İlk önce kendisinden şikayet eder. Kendi gelişim alanlarını keşfeder. Önce kendini kontrol eder, kendini geliştirir ve kendini geliştirdikçe adım adım ortamı değiştirir. Bakın, şikayet ettiği her şeyi değiştirme gücü için önce kendinizi güçlü kılmanız lazım. Önce siz güçlü olacaksınız ki sonra da şikayet ettiğiniz her şeyi adım 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 değiştirebilirsiniz. Kazananlar başkasıyla ilgili mızmızlanmaz. Kazananlar önce kendine döner. Kendi kontrolünde olmayan şeylerden ziyade kendi kontrolünde olanlara odaklanır ve bununla ilgili doğru tutum, doğru tavır, doğru davranış sergiler. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık, kaybeden mi, kazanan tutumu ve davranışı mı sergiliyorsunuz? Bunun farkına varıp bundan sonra tam bir kazanan davranışına dönmeye başlayacağınız harika bir gün diliyorum.